Bu ülkede seçilmiş cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı devlet gelenekleri gereği, bunu da AK Parti'nin değil, o beğenmediği ve kötülediği 80 yıllık devletin geleneği gereği ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ikincisini Azerbaycan'a yapar. Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve gelecekteki iktidar partisinin genel başkanı olarak ilk ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yarın gerçekleştiriyoruz. İlk fırsatta ikinci ziyaretimizi Azerbaycan'a gerçekleştireceğiz. Geçmişte kötü niyetli olmaksızın bazı dil suçvelerinden ve bunları zamanında düzeltmemeden, onarmamadan kaynaklı Azerbaycan'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı belli bir kırgınlık, belli bir mesafe ve bizi de üzen bir farklı tutum var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ilk fırsatta Azerbaycan'ı ziyaret edeceğim. Tek millet, iki devlet diye baktığımız, en iyi ilişkiler içinde olmamız gereken Azerbaycan'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkileri de olması gerektiği gibi olacaktır. Azerbaycan yetişirse sonra, ama 25 Kasım gününde de Bosna Hersek'teyim. Bosna Hersek'in devlet gününde, anneannesi Selanik'te doğmuş, baba babası, dedesi Üsküp'te doğmuş, o tarafların da bir evladı olarak bundan sonra Balkanlarla ve oradan kökü olan memleketimizin güzelim Trakyalılarıyla, coğrafyamızın her yerlerindeki göçmenlerle yürek yüreğe ne zaman olmamız gerekirse Bosna Hersek'te olacağız, Üsküp'te olacağız, Yunanistan'da olacağız, nereye gitmemiz gerekiyorsa orada olacağız, her ilişkiyi taze ve diri tutacağız. Sadece Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar değil, Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat partilerle, kardeş partilerimizle, sosyalist partilerle, Avrupa Konseyi ile, Sosyalist Enternasyonal ile en sıkı ilişki içinde olacak. Gerek genel başkan yardımcıları düzeyinde, gerek genel başkan düzeyinde. 11 Kasım tarihinde parti tüzüğümüz gereğince parti meclisini toplama zorunluluğumuz olduğu için Avrupa'daki bütün sol sosyal demokrat partilerin çatısının Avrupa Sosyalist Partisi'nin genel kuruluna ve liderler yemeğine katılamadım. Ev sahibi Pedro Sanchez'in davetine o günkü tüzüksel engelden dolayı gidemedim. Ancak örneğin İspanya'da, Almanya'da bizim siyasi akrabalarımız iktidarda, dünyanın her yerinde iktidar olsun, muhalefet olsun, bu partilerle iletişimimizi, liderler düzeyinde temasımızı sürdüreceğiz, geliştireceğiz, ziyaret edeceğiz. Onları dünyanın en güzel şehri İstanbul'da, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da ağırlayacağız. Sosyalist Enternasyonel'i burada toplayacağız, davet edeceğiz. Ve Türkiye'nin dış politikasına en yapıcı katkıları sağlayacağız. Sadece Tayyip Erdoğan'ın kırdığını döktüğünü yaparken değil, Türkiye'ye bir haksızlık yapılıyorsa o ülke tarafından, oradaki siyasi akrabalarımızla kuracağımız diyalogla Dışişleri Bakanımızın, ya da her ne kadar çok kötü dış politika yönettiğini düşünsem de ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı'nın benden yardım isteyebileceği ve benim çözebileceğim her alanda sol sosyal demokrat partilerle, güçlü yapılarla, oradaki etkinliğimizle etkin olacağız. Bundan sonra örneğin İsrail-Filistin meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyadaki sol örgütler üzerinden barış çağrısını ve etkin mücadelesini göreceksiniz. Filistin'de Ecevit'in olduğu gibi son genel başkanın da kendi meselesidir. Dış politikada
Her şeyi yapacağız ve asla şunu yapmayacağız. Örneğin katil dediği Beşar Esad'la oturup da fotoğraf karesine girmek için yandan yandan yanaşmaya çalışan bir lider görüntüsünde olmayacağız. Ya da biz Mısır'la ilişkileri bu kadar kötüleştirme dediğimizde bize darbeci Sisi'yi tutuyorlar diyen, İstanbul seçimlerinde bile Binali ile Sisi yarışıyor diyecek kadar şuursuzlaşan birinin dünkü girdiği fotoğraf karesini milletimizin gözlerinin önüne koyuyorum. Darbenin finansçısı diyen, gazetelerine şerefsizler diye manşet attırdığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne sırf duygusal sebeplerle koşturan, sarılan, ülkemizdeki bir cinayetin katili dediği kişiye evladına sarılmadığı gibi Suud Prensi'ne sarılan birinin tutarsızlıklarını gördükçe şunu bileceğiz. Dış politikada kararlı, ayarlı, dengeli ve yarın yüzüne bakacağına bugün küfretmeyen, dün tükürdüğün yüzü de bugün öpmeyen, ilkeli ve kararlı doğru bir dış politikanın nasıl yapıldığını şimdi bütün Türkiye'ye anlatacağız. İktidarımızda geleneksel dış politikamızdaki başarıları örnek olarak bu ülkeyi yeniden Avrupa Birliği üyeliğinde samimi, hızla yol alan ve hızla Avrupa Birliği'ne girmiş, vasiyette olduğu gibi muasır medeniyetler seviyesine erişmiş ve geçmiş bir ülke olarak iktidarımızda Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapacağız. Söz veriyoruz.